Kitap fuarının son günü, siz bugün gelmişsiniz. Nasıl buldunuz buradaki atmosferi? Yani kalabalık tabii. Bu kadar kalabalık olması bir yerde sevindirici. Ben de bugün ailemle beraber geldim. Son gün fırsat bulamadık, biliyorsunuz malum seçimler vardı. Yoğunlukta devam ediyor. İşte ilk grup ve meclisim toplandı. Sonrasında bugün fırsat bulduk, geldik. Bayağı yoğun, güzel. İşte alışveriş ediyoruz. Yazarlarımızla sohbet ediyoruz. Böyle bir pazar geçiriyoruz yani. Siz İzmir'deki seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 8 ilçe kaybı azaldı, 5 ilçeye düştü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de İstanbul'u hala biliyorsunuz, mazbata tartışmaları devam ediyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Yani öncelikle İstanbul'da tabii belirsizlik devam ediyor ama sonuçlanacağına inanıyorum. Tamamen bir oyalama taktiği olduğunu, tamamen bu iktidarın kendi çamurundan temizlenmeye çalıştığını, bu süreci biraz daha oyalayarak ama o mazbatayı biz söke söke alacağız inşallah. Herhalde önümüzdeki günlerde mazbata töreni düzenlenir diye düşünüyorum. Peki İzmir seçimi? İzmir, evet, İzmir'de ben şöyle bakıyorum. Tabii biz İzmir olarak iyi bir oy aldık. Büyükşehir'de de, kendimiz Çiğli'de de rekor oyla, yani şimdiye kadar alınmamış bir oy aldık. İlçeler arasında ilk 5'e girdik. Çiğli örgütsel yapısı çok güçlü bir ilçe, hepinizin bildiği gibi. Yaklaşık 6 aydır alanlardayız. Ciddi çalışmalar yaptık. Binlerce örgütçü arkadaşlarımızla alanlarda çalışma yaptık. Daha da iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Burada İzmir'in de, İzmir genelinin de benim beklentim şuydu. Biz hayır oylarını almalıydık. Yani %70'lerde, %65'lerde oy almalıydık. Örgütün nelerde eksik yaptığını düşünüp oturup konuşması gerekiyor. Birkaç gün önce ilçe başkanları toplantısı oldu ilde. Ben orada da söyledim. Bu sürecin başında da aynı şeyi savunuyordum. Belki de tek ilçe başkanı kaldım bu konuda. Gelin örgüte güvenin, örgüte gidelim. Örgüt ön seçim yapsın. Ön seçim hem belediye başkanlığında hem meclis üyeliğinde yapılırsa bu kargaşalıklar olmaz. Çünkü şu handikap var. Biz Çiğli'de belediye başkanıyla meclis üyelerinin arasında 5000 tane oy farkı var. Ona keza işte HDP'nin aday çıkarmamasına rağmen HDP'ye giden oylar, DSP'ye giden oylar, bağımsıza giden oylar. Belki şu anki mevcut meclis üyelerimizden 4-5 tane daha fazla çıkarabilirdik. Ama örgüte gitmediğimizden, atama usulüyle bunların belirlendiğinden istediğimiz sonucu alamadığımızı düşünüyorum. 62.08 oy aldık. Eğer ön seçim olmuş olsaydı bu oy meclis üyelerine olacak, gelecek, belediye başkanımıza gelecek oylarla belki 70'e dayanacaktık. Diğer ilçeler için de aynı şeyi düşünüyorum. Bir tüzük değişikliği olabilir. Bir tüzük değişikliğiyle beraber artık bundan sonra Türkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm aday belirlemelerde ön seçime gitmesini istiyorum. Gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık örgütlerin ne genel merkez koridorlarında ne ahbap çavuş ilişkileriyle belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Örgüte güvenip halka güvenilirse iktidarda olacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Size de çok sağ olun.